Benim iş itibariyle yıllardan beri deneylerle uğraştım. Biz deneyleri ya hücrede yapıyoruz ya da deney hayvanlar üzerinde yapıyoruz. Mekaniği şu, önce hasta ediyorsun ya da hasta olmuş alıyorsun, kimyasalı veriyorsun, bakıyorsun. Düzeliyor mu, düzelmiyor mu diye. Çoğu zaman düzelmiyor. Deniyorsun bunu, defa deniyorsun, bir daha yapıyorsun, bir daha yapıyorsun, bir daha yapıyorsun. Şimdi ben köye gittim. Tabii dediler ki, bu Oytun ne iş yapıyor? Teyze dedi, kardeşim sen ne iş yapıyorsun yavrum dedi. Bizim oralar şöyle derler. Hani burada bir teyze otursaydı arkada Deniz dedi. Ne deyip bakı bu? Ülen derdi. Teyze de bana dedi ki, sen ne işle dedi uğraşıyorsun? Dedim, teyze dedim ben işte ilaç şey yapıyorum. Anlattım, anlattım, anlattım. Orada çok yaşlı bir teyze dedi ki, anlaşılacak ki bir şeyler değil bu dedi. Bunun yaptıkları dedi. Karışık karışık şeyler bunlar dedi. Aman dedi. Faydalı oldu belli dedi. Bak şimdi bu kadın hiç okulu gitmemiş, tamam mı? Hiç okuma yazması yok. Ama bir fayda olduğunu, bir pragmatik olduğunu görebiliyor işin içinde. Gerçekten de insan yaşlandığı zaman bir bilgelik geliyor. Hiç, yani bilgelik şu. Hiç okula gitmesen de şunu diyorsun. Ya gel yavrum, teyzem bu çocuk nasıl? Anlat bakayım diyor. Bu bir şey olmamış yavrum diyor. Şimdi çok ilginç. Öbür çocuk anlatıyor. Bu diyor bir balta hesap olabilmiş diyor. Ne mutlu yavrum diyor. Şimdi bu kadın teknoloji okumadı, bilgisayar okumadı, tıp okumadı, Ar-Ge de bilmiyor. Ama bir nesi var? Bir deneyimi var. Bir yaşanmışlığı var. Onun için bu benim için çok önemli. Şimdi ben dedim ki bu fal nasıl bakılır? Benim için önemli fal bakmak. Şimdi yıl 2003'lerdeydi. Benim nöbet tutuyordum o zamanlar. O zaman asistandım ben. Bir kız çocuğu geldi hastanede. 21 yaşlarında bir sağlık personeli. Oytun dedi, bana fal bakar mısın dedi. Bakarım dedim. Şimdi ne bakacağız? Yani bakacağız yani bir şeyler biliyoruz. Ya dedi, benim dedi yalnız bir sornum var dedi. Benim dedi sağ tarafım ağrıyor. Kız 20 yaşında. Bir de dedi ben oturur kalkarken içimde bir şey sallanıyormuş gibi dedi. Hakikaten sanki içinde bir top varmış, sallanıyor. Ben de kahve falına baktım dedim ki senin sağ dedim yumurtalarında teratom var dedim. Teratom yağlı bir tümör. Çünkü sallanan bir şeyin yağlı olması lazım. Karın içinde büyük bir tümör olması lazım. Sonra ultrasonun üstüne koyduğumda sağ tarafında teratom vardı. Teratom çok tipik bir tümördür. 20 yaş zaten bir kızın overinde kitle varsa teratomdur o. Abi bu dedi ki sen dedi nasıl biliyorsun bunu kahveden? Bu herkese gitmiş anlatmış bunu. Oytun demiş. Fal da görüyor bunu. Şimdi falı yakalayan getiriyor bana. Oytun diyor bak yok kardeşim diyorum böyle ya lütfen diyor bak aramızda kalsın. Bakıyormuşum bunu. Hatta bir gün hiç unutmuyorum. Bir tane de yanında şey getirmişler. Lokum almışlar bana. Hocam o da şeyi. Hocam dedi lokumu al. Hani ben lokumlan bakıyorum. Hani dükkan açsak tanesi 500'den 1000'den gidecek. O durumdayız. Hala da öyle benim. Şimdi bir kere insan anne karnında fetusken bizim 3 tane et parçasından gelişiyoruz biz. Dışınız bir et. İçiniz bir et. Bir de hamburgerin eti bir et. Bu nasıl bir şey bu? İçinizdeki et organlar bu. Şurası içe bakan yer. Organ ne? Mide, bağırsak, akciğer değil mi? Dışınızdaki et ne olabilir? Derin, dişlerin, görünen yerine, gözlerin, kulağın, beynin. Ortadaki et de bildiğin et. Kas, kemik, kıkırdak. Herkesin genetik yapısında bir et parçası daha üstün. Bakın böyle. Eğer dış et parçanız iyiyse genetik olarak uzun boylu, dişleri iyi ve dar şeyli oluyorsun, göğüslü. Bu insanlar uzun boylu, dar, göğüslü ve zayıf insanlar. Bunlar panik atağa yatkın, kaygılı, kalpleri yüz atan, elleri terleyen tipler. Ben bunu bir kere gördüğüm zaman hemen şunu diyebilirim kahve falında. Çok kaygılar yaşıyorsun. Hocam nereden bildin?
Kalbin senin 100 atıyor. Hocam 95'i de aşağı düşmez. Nereden bildin? Ve panik atan var. Farkında mısın? Hocam mükemmelsin. İkinci parça endomorfik dediğimiz. İç organları iyi insanlar. İç et parçası iyi. İç et parçası ne? Midesi iyi. Belli zaten. Bağırsağı iyi. Bunların bir özelliği var. Bunlar yemekten hoşlanan insanlar. Kısa boylu, tıknaz. Mesela ben ona yakınım. Ben gençken ektomorfiktim. Yani uzun ince, kalbi çok atan, kaygılı bir tiptim. Büyüdükçe babamın genetik yapısı ekspres oldu. O kısa boylu, kabak, göbekli bir adam, ona benzemeye başlıyorsun. Çünkü genetik böyle bir şey. Ben ne yapsam da değişmez o. Benim göbek çıkmaya başlayacak. Ama nasıl insanlar bunlar? Çok yiyen, göbekli ama mutlu, neşeli, etrafı güldüren tipler. Onun için kısa boylu şişmandan kötülük gelmez. Bu insanlar komik. Şimdi böyle bir insan gördüm ve diyorum ki çok arkadaşım var. Evet hocam. Diyorum ki çok seviliyorsun arkadaşların arasında. Evet hocam. Herkes seninle arkadaş olmak için sıraya giriyor. Hocam nereden bildin? Aynı öyle bıktım arkadaştan diyorlar. Hatta diyorlar beni evlere şeye çağırıyorlar. Hani gel de bir güldür bizi. Hani hakikaten onun için her zaman bir kısa boylu şişman arkadaşınız olsun. Depresyona girince onu çağırırsınız. O size güldürür. Bir de insanın duyguları bulaşıcıdır. Kötümser bir insanın yanında sizde o bol duygu bulaşır. Mesela 5 dakika oturun kötü olacak, sen de kötü olacak. O seni güldürüyor, işte şu diyor, bu diyor. Sen de çıkarken ha 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 diye. Bak duygu nasıl bulaşıyor. Ben şimdi size, ben burada coşkulu bir şey atıyorum. O duygu size geçiyor. Onun için biz hastanede depresyonla manik, çok mutlu yani yan yana yatırırız. Depresyon, mutluluğu geçer. Mutlu da depresyona doğru ilerler. Tam ortada ayarını bulur. Aynen öyle zaten. Bir de son insanımız var. O da şu eti iyi olan. Zaten hani etine çekmiş. Kası çok iyi, kemiği çok iyi, kıkırdağı çok iyi. Bunlar orta boylu insanlardır. Kası, kıkırdağı, kemiği iyidir. Koşucu, kaslı insanlar bunlar. Bunlar daha orta kararlar verirler. Mesela dersin ki işlerimiz battı. Tekrar kurarız abi. Bir mantıklıdır bunlar. Şimdi bakın ilk taraf İşler battı, aman Allah'ım, panik ataktan ölen. İkinci adam, işler battı, umurunda değil, batsın bu dünya. Üçüncü adam da, işler battı, tekrar kurarız. Bu adamlar mantıklı cevaplar verirler. Bu adamlar karar vermede mantıklı davranırlar. Onun için bunlarla ilişkilerde ben şunu diyorum mesela. Ben falda ne görüyorum biliyor musun? Sen herkesin çok saygı duyduğu, dinlediği profesyonel yöneticisin. Hocam nereden bildin diyor. Aynen ben öyleyim. Şimdi fala baktığımız zaman fala bakmıyorum. Önce yüzüne bakıyorum tabii. Şimdi burası, bu pelattır bu. Bunun diğer adı halk arasında saç kıran derler. Ben bunu görünce şunu diyorum. Son birkaç ay içinde çok üzülmüşsün. Sen kimi kaybettin? Belki de işte kaybı olabilir tabii. Yandan dolanıyorum. Hocam diyor nereden bildin ya? Ben diyor geçen ay İşimi kaybettim ya da işte neyse çok üzülmüş. Çünkü immün sistem sapıtır. Saçlarında pelat oluşur. Bunun sebebi burada. Buraya iltihap oluştuğu için kılların döküyor bu senin. Buraya sarımsak filan sürersin, karabiber. Orayı irite edersin, bir daha çıkar o. Şimdi geçenlerde bir adamın pelat çıkmış, saç kıran. Hocam ben bunu ne süreyim dedi. Oğlum dedim karabiberle şey al, sarımsak sür dedim. Çıkar %40-50 dedim. Çıkmazsa ilaç vereceğim dedim. Çıkmış. Ne mutlu. Arkadaşı varmış bir tane. Tamamen saçları dökülük. Demiş, oytun demiş bana. Karabiberle, sarımsak sür gitsin. Abi adam bir geldi, bütün sarımsak buraya karabiber. Kıpkırmızı kafa. Yanmış tabii yani. Hocam dedi, benimkinden çıkmadı yavrum beta. Ondan sen aynı mısın yavrum beta? Senin saç dökülmen dedim, erkek tipi saç dökülme. Senin dedim ondan çıkmaz ki. Hocam biz ne bilelim dediler. Hani çıktı çıktı. Ya böyle değil mi? Olmaz tabii. Her hastalığın ilacı farklı. Tabii yüze baktığım zaman diğer dikkat ettiğim noktada kaşlara dikkat ediyorum. Burada şunu söylüyorum.
Eğer kaşların yan tarafları dökükse diyorum ki son aylarda bir kabızlık sizde var. Bir kilo almalar, bir kendini iyi hissetmeme, bir uykular var size diyorum. Uykudan kalka ama. Kalkıyorsun ama diyorum hep bir uykulu, hep bir uykulu, hep uyusam Allah'ım. Ve diyorum hep depresyonlusun bu aralar. Hocam nereden bildin diyor, ben kabızım diyor ya. Çünkü kaşlara dökük, yanlara dökük olan insanlarda tiroid bezi çalışmıyordur. Buna hipotiroid deniyor. Kadınlarda Hashimoto'yu gösterir. Bir gözüne bakıyorum insanların, bakın. Normalde aşağı baktığınız zaman üst göz kapağı onu takip eder bakın. Bak burada takip etmiyor. Gördünüz mü? Sanki göz kapağı yapışmış gibi. Onun için üst göz kapağı aşağı doğru baktığınızda gözü takip etmiyorsa ben diyorum ki falda. Çok sinirlilikler var. Herkese kavga ediyorsun. Farkında mısın? Hocam aynen öyle diyor ya. Ben diyor herkese kavga ediyorum. Peki diyorum başka? Uykusuzluk var, saç dökülmeleri var. Bu da hipertiroidi bulgusu. Yani tiroid bezi çok çalışıyor demek. Çok sinirli demek. Bir de paranoid psikozlarda yani kuşkucu tipler var ya, onlar da üst göz kapağı takip etmez. Bunların aileleri de böyle oluyor. Oradan biliyorum. Hatta diyor senin annen de böyle diyorum. Hocam nereden bildin diyor. Bizim bütün aile kuşkucu diyor böyle. Şimdi demek ki oradan da bunu yakalıyorum. Bunun adı litlak deniyor buna. Buna ne diyorum? Bu gebelik lekesi. Gebelik lekesi. Diyorum ki 2-3 çocuğun var diyorum. Çünkü her gebelikte bir ton koyulaşır o. İyice Arap gibiyse 3 çocuk sallıyorum. Hafifse 1 çocuk sallıyorum. Aynen böyle. Diyorum ki 2-3 olmuş. Arada da birkaç tane düşükler. Hocam diyor nereden bildin? Böylelikle nereden bildin? Devam ediyor. Bu gebelik lekesidir. Buna malezma deniyor yüzde. Bu da çocuklarda olursa, diyorum ki senin bir oğlan var, şu küçükler diyorum. Bu diyorum pek kıpırdak. Bu diyorum bu kolunu kırmış, bacağını kırmış, okulda öğretmen çok şikayetçi. Hocam aynen öyle diyor. Nereden bildin? Çünkü çocuğun yüzünde pigmentasyon, leke varsa bunun bağırsağında en az 5-6 yıla bir gurt var demektir. Gurt çocuğu kıpırdak yapar. Çünkü gurt içeride oynadıkça bağırsağın içini dürter. Dürttüğü gibi de çocuğun vücudunda iltihap oluşur. İltihap da beyni sapıttırır. Onun için yaramaz çocukların %30'unda gurt vardır bağırsağında. Ve yüzünü yansırır. Çocuğun yüzü alacalıdır. Burası normal renkli, burası normal başka renkli. Böyle bir alacalı yüz görünümü. Buna paraziter yüz görünümü diyoruz. Oradan biliyorum çocuğun bağırsağında gurt var mı? Oradan tahminim bu çocuk çok yaramaz diyorum. Çocuğun kirpiklerine bakıyorum yan tarafta. Hanımlarına bakıyorum. Erkeklerin tabii ki. Bir çocuğun kirpikleri çok uzunsa çocukken çok ateşli enfeksiyon geçirmiş demektir. Diyorum ki senin çocuk hep ateşli, hep ateşli. Hocam nereden bildin diyor ya. Çünkü uzun kirpikler bu çocuk sızırt pırt faranjit oluyor demek. Ateşlendiğiniz anda saçlar da uzun çıkar. Kirpikler de uzun çıkar. Oradan biliyorum. Tabii bir de bu var. Yüzünde bir kırmızılık var bunun. Bu kırmızılık şunu bana söylüyor, bu seborek dermatit. Diyorum son zamanlarda saçlarda bir dökülme, açılma, kepeklenme. Başın kepeklen çok dertte. Seborek dermatit çok yaygın bir şey, kepeklenmeyle. Çünkü burun hattının kırmızı olması bana hemen bunu hatırlatır. Seborek dermatit, kepeklenme ve saç dökülmesini. Bir insan konuşurken yüzü kızarıyorsa, o insan ahlaklı insandır. Ahlaklı insanlar konuşurken sinir sistemleri o kadar aktif olur ki yanlış bir şey söyleyeceğim diye damarlarında genişleme olur. Onun için bir kadın konuşurken erkek boynu ve yüzü kızarıyorsa o yalan söylemez. O güvenilir insandır. Yüzü kızaran insanlara güvenirim. Kızarmayan, hatta bunun hiç yüzü kızarmıyor diye bir atasözü var zaten. Onun için mesela konuşurken mesela insan kaşınmaya başlıyorsa şuralar falan kırmızı, sen o insanlardan ahlaklı olduğunu görebilirsin. Bir de boğazın altına bakıyorum, kitap okumuş mu diye. Eğer bu kasın adı platizma, platizmadaki çizgiler eni neyse çok önüne bakmış demek. Çok okumuş bu. Diyorum ki çok okunmuş, emek sarf edilmiş diyorum. Nereden bildin hocam diyor. Çok okumuşsun sen diyorum, ablacığım diyorum. İşte nereden bildin? Gelelim saçlara. Erkeklere bakarken saçlara bakıyorum. Körfez deniyor bunlara.
Bizim saçlar buradan dökülür, yanlardan. Sonra orta takım kabak olursun. Bu testosteronu gösteriyor. Eğer 35 yaşında hepsi dökülmüşse, testosteron çok yüksek demek. Sakallar felaket. Elmacık kemikleri büyük. O bir testosteron karakteri. Diyorum ki, abi diyorum bir sinirlilikler var. Birkaç kişiyle dövüşmüşsünüz diyorum. Hocam aynen öyle diyor. Hatta geçenlere kırmızı ışıkta diyorum başın sıkıntıya girmiş. Hocam aynen öyle diyor ya. Bir de diyorum ev sahibi var mı? Var diyor. Hocam sen dövmeye kalkmış onu diyorum. Aynen hocam diyor. Dövdüm ben onu diyor. Adama testosteron yüksek. Ben de ne yapıyorum? Elini öpüp kaçıyorum. Kahve ikram edilirken herkesin dördüncü parmağına bakıyorum. Dördüncü parmak neresi? Yani şu. Yüzük parmağı. Yüzük parmağı ne kadar uzunsa kimle karşılaştırıyorum biliyor musun? İkinci parmakla. İki ve dördü karşılaştırıyorum. Yüzük uzunsa onun testosteron yüksek demek anne karnında. O insanlar daha sinirli, daha erkek özellikleri yüksek, daha yarışmacı oluyorlar. Ama bir sıkıntı var. Prostat kanseri riski de yüksek. Diyorum ki, sinirlilikler güzel de prostat kanseri de fazla. Peki ikinci parmak ne ifade ediyor? İkinci parmak dördüncü parmaktan büyükse iki. O da östrojenle büyümüşün demek anne karnında. O da temiz, tertipli bir kadın figürü. Bir anne. Temiz, tertipli ama depresyona yatkın. Diyorum ki çok depresyonlusun diyorum ablacığım diyorum. Hocam ne ilaç kullanıyorsun? Hocam nereden bildin diyor ya. İkinci parmaktan. İkinci parmaklar uzunsa iyi anne olursun. Vesveseli, takıntılı bizim çocuk ne olacak? İkinci parmak, meme kanseri riski de artmıştır. Eğer mememde kitle var derse, meme kanseri olabilirsin diyorum. Onun için benim için dördüncü parmaklar ve ikinci parmaklar çok önemli. El sıkarken dikkat ediyorum. Bir de el sıkarken nabzına bakıyorum. Nabza bakarken kalbi hızlı mı atıyor, yavaş mı atıyor biliyorum. Yavaş atıyorsa sakin adam. Sakat biraz. Çünkü gerçekten de kalbi çok yavaş atan insanlarda bazen psikopati olabiliyor. Çok sakin adam. Adama diyorsun ki abi şirket yandı, adam kalbi yine 40. Abi eviniz yandı 41. Olabilir abi. Şimdi ben yavaş atandan korkarım. Hızlı atandan korkma bir şey olmaz. Hızlı atan kaygılıdır. Onlar korkak, korkan anası ağlamaz. Ama yavaş atanlar, güzel bir şey gamsız olmak. Bizim pederin hep 55 atar, gamsız bir herif. Mesela babama de ki, baba işte paraları kaybettik. Babam böyle zaten kullanmıyorduk yavrum diyor. Anan saklıyordu diye. Böyle bir şey var. Yani babam hiçbir şey benim şey yapmaz yani. Mesela babama de ki sular kesildi. Ne yapacağız camiden doldururuz. Hoşuna bile gider. Evden kaçıyorum diye. Şimdi öyle bir adam. Çok da yavaş atmasını istiyorum. Bir de kalp şöyle atıyorsa çok sakat. Bakın tık 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 çok iyi. Ama şöyle atıyorsa tık 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 ritim nasıl? Bozuk yani bakın böyle tık 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 tık. İşte bu ne biliyor musunuz? Bu kalpte atrial fibrilasyon var demek. Buradan embol atar bu. Diyorum ki daha önce hiç diyorum gözünüz karardı sağ tarafınız tutmamazlık oldu mu diyorum. Nereden bildin diyor ya. AF'si var çünkü. AF'yi ben nabızdan yakalarım. Bir çocuğun burnuna bakıyorum. Burnu acaba çizik var mı diye. Bu alerji selamıdır. Bende var. Böyle yapa yapa burnu aktığı için burada çizgi oluşur. Bu alerji selamı ve alerji çizgisidir. Diyorum ki çocuk böyleyse anası da babası da böyledir. Sizin diyorum hep ailede burun akmaları, saman nezleleri. Bahar çok zor geçiyorum hanımefendi diyorum. Hocam diyor hakikaten ben baharda diyor astımdan duramıyorum diyor. Bu da yine çünkü neyi gösteriyor bize? Alerji gösteriyor. Yine göz altları da böyle mor olur. Göz altları morsa ya sinüzitü vardır ya alerjisi vardır. Zaten birbiri ortak kardeş hastalıklardır. Bir de bütün insanların yüzüne bakarken gözünün içine bakıyorum. Şunu görüyor musunuz şu halkayı? Bakın şurada bir kolesterol birikim var. Bu artık yavaş yavaş. Evet. Çok büyük bir yaşlanma ibaresi. Bunun adı arcus seniliz. Bu insana yaşlandığını gösterir. Bir de yüzü kırış kırış ya. Buna solar aging deniyor. Güneş yaşlanması. Güneş yaşlandırır. Buna diyorum ki çok çalışılmış, çok yıpranılmış eskiden diyorum güneşin altında. Aynen yavrum öyle diyor.
Onun için yüz kırışıklığı çok güneşe maruz kalmayı gösterir. Şu halka da çok yıpranmışlığı gösterir. Bu kolay zaten, bu kolesterol birikimi. Çok yağlı yenmiş diyorum eskiden diyorum. Bir aralar hocam çok zenginlik. Evet. Bir de samimi gülüyorum, ona bakıyorum. Eğer bu çok basit bir test. Eğer gözler gülüyorsa gerçek gülüyor. Gözler gülmüyorsa yalancı bu herif. Yani bu çok önemli. Mesela güler ki ha 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 ve gözler falan kapanıyor. Gözler. O gerçek gülüştür. Bir de yalancı gülüş şöyle oluyor. Gerçek gülüş şöyle. Ritmi yok. Onun için hani böyle olur mesela. Espri yaptığınızda gözler kapanıp ritmik olmayan gülüş varsa gerçek gülüş. Gözler kapanmıyorsa ve ha 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 diyse o yalancı herif. O müdür espri yapıyor, müdür yardımcısı gülüyor demek. Şimdi telkin çok önemli. Bakın. Şimdi ben diyorum ki bir adama, çok hasta. Amca diyorum, bu ilacı iç, hiçbir şeyin kalmayacak. Ne zamana kadar içeyim diyor. Ölünce kadar iç diyor. Adam diyor ki ölünce kadar, ooo. Ölünceye kadar. Sizce kısa mı yakın mı? Yakın. Ölünceye kadar. Diyorum ki yaşadıkça iç. Yaşadıkça. Ölünceye kadar. Bu laflar ölünceye kadar ölümü pek söylemek lazım. Daha çok ne söylemek lazım? Amca bunu hep iç. Ne zamana kadar? 100 yaşına kadar iç diyorum. Adam diyor ki ben ölmeyeceğim ulan diyor. Ölünceye kadar dedin mi? Ölünecek gibi diyor bu. Hani bu diyor öleceğiz bu. Bu gideceğiz biz. Ne zamana kadar işliyorum? 100'ü kadar işliyorum. Oğlum diyor ben 100 yaşam mı? Amca diyorum yaşayacaksın tabii diyorum. Abi o adam onu içiyor. Ve o ilaç ona yarıyor. Bakın çok önemli. Şimdi mesela eve gidiyorsun, işler kötü. Anan diyor ki ya takma kafana geçer bir daha bir başka iş kurarsın diyor. Abi %50 acın gidiyor ya. Çünkü sizin ayağınıza ateş ya da iğne batması beyinde ağrı yapıyor ya. Bir insanı kaybetmek de ağrı. İşini kaybetmek de ağrı. O zaman ağrı beyinde kaç tane? Bir tane. O zaman fiziksel ağrıyla, iğne batmasıyla, psikolojik ağrı aynı şey. Ha ayağın ağrımış, kolun kırmışın ağrımış, ha birisi size küfür etmiş, sizi küçük görmüş. Aynı beyindeki ağrı mekanizması. O zaman ben ağrıyı nasıl keseceğim? Çok basit. Telkinle, onun için kahve falı fakarken telkin ediyorum. Hep iyi olacak yönünde. O zaten telkinle ağrıları geçiyor zaten. Siz de öyle komşuya gidiyorsun. Diyorsun ki oğlan şunu yapamadı. Bey bunu yapamadı. Ben böyle oldum. O diyor ki başver diyoruz. Telkin verici insanlar hep yanınızda olsun. Telkin çok önemli. Bakın. Boş kapsülün ağrıyı kesme ihtimali %60. Yut. Düşün bir saat sonra geçiyor. Çok önemli ilaç içerken plasebo olması. Bakın, bir ilaç çok kocamansa, amca diyorum ilaç çok kocaman, yutamayacaksın, galacak diyorum. Neden diyor? Kuvvetten amca diyorum. Hakikaten oğlum ne kuvvetli o diyor, galdı diyor, suyla zor yuttum diyor. Böyle olacak ilaç. Bir de küçük ilaçlar var, mercimek gibi. Oğlum bu pek küçük diyor. Amca diyorum, atom gibi diyor mu? O diyorum, ufak ama şimşekler çaktırır diyorum. Ama diyorum, küçük ama etkili amca diyorum. Amca yemin ederim, ilaç küçük diye eczaneye gidiyor, küçüğünden var mı diye. Biri büyükle gidiyor, biri küçükle gidiyor. Biri küçük aramaya, biri büyük aramaya gidiyor. Bakın ne kadar değerli. Geçenlerde bir programda dediler ki, hocam 4 tane insan var, 5 tane. Ağrıyı kesmem istendi benden. Ağrıyı nasıl keseceğim? Bir de enerjici gelmiş oraya. Büyük enerji, o da enerjiyle kesiyor. Sen kaç dakikada kesiyorsun dedi. Ben dedi 25-30 dedi bana. Ben dedim 10 saniye. Adam zaten böyle bir şaşırdı. Bizim dedim deneklerler de çağırdım. Hatta Türk insanı neren ağrıyor de. Buradan buraya kadar. Mesela gidin mesela şurada teyze merhaba. Ağrıyan yerin var mı? Yok diyen sıfır, %0. Herkesin böyle düşünür böyle. Şu ayağımın arkasında incecik bir sızı vardır. İncecik ama. Şimdi biz ağrıyan bir milletiz. O ağrı Türkiye'de dizi gelir dizden buralara dolanır. Oradan baştan çıkar. Öyle bir garip bir ağrı şekli. Tamam, mesela öyle ağrılar var bizde. Mesela hocam dişimden çıkıyor burnuma, gözüme yarım saat öyle garip. Şimdi teyzeler geldi. Ben hemen orada bir karışım hazırladım. Karabiber,
tuz, şeker, limon tuzu bir karıştırdım, hiçbir şeye benzemiyor. Bir tattım, içilecek gibi bir şey değil. Şimdi nasıl etkili olacağız ama? İnandıracağız, çok önemli. İnandırdın mı ağrıyı kesersin. İçtiniz mi dedim, içtik dedi. Ama dedim hemen yutun, tazeyle gitmesin. Herkes yuttu. Sonra dedim, bu ilaç dedim ağrıyan yeri bilir. Ama dedim bazen yanma oluyor, bazen batma oluyor dedim. Senin dedim nasıl? Oğlum benim batıyor. Senin batıyor, senin benim yanıyor dedi. Senin ha bir şey daha oluyor dedim. Soğuma olanlar da oluyor dedim. Öbürsünü sordum, ben de soğuma oluyor dedi. Burası buz gibi oluyor. Üşüdü dedi. Ha tamam dedim. Doğru yolda gidiyoruz dedim. Üşüyor çünkü. Ondan sonra bunlar içtiler, üşüyenler, batanlar. Farkında mısınız dedim, ağrılarınız kesildi dedim. Teyze dedik evet dedi ya. Ben yürüyebiliyorum dedi bir tanesi. Teyze yürüyor. Onlar yürüyor. Tamam dedim ya. Ben bunu dedim telefonla da yaparım dedim. Telefon bağlayın dedim. Birisi bağlandı. Ben dedi disk fıtığım var. Ağrılardan duramıyorum. İlkokul numaranı dedim biliyor musun? Bilmiyorum dedi. Başvur o zaman dedim. Ev numaranı biliyorum dedim. Kapı numaranı biliyorum. Heh dedim doğru. Telefon numaranı biliyor musun? Biliyorum dedi. Son rakamlarını topladım. Topladı. İkiyle çarpmadım. Çarptı. Doğru mu çarpıyor? Sormuyorum bile. Çarptırdım, böldürdüm. Sonra dedim, saçların şu an taralım dedim. Yok dedi, bir tara bakayım dedim. Taradı. Şu anda belin ağrısı geçti, farkında mı dedim. Kadın dedi, geçti diye. Ben yavrum be de ameliyat olacaktım. Kötürümdüm ben. Bu dedi bir mucize. Abi kanal kilitlendi. Herkes kanalı arıyor. Ben açıklama yaptım. Bakın bu dedim telkindi. Bu dedim ben oraya şeker koydum. Her şeyi açıkladım. Tuz koydum. Bu dedim sizin beyninizdeki ağrı kesici maddeleri arttırıyor. Endorfini. Moral, motivasyon verdim dedim. Onunla kesildi. Teyzeler ne dedi biliyor musun bana? Tamam da yavrum dediler. Biz onu senin elinde içtik dediler. Elinde keramet yavrum dedi. Abi ne desek olmuyor. Şimdi televizyona çekime gidiyorum. Bana geliyor adam. Oğlum diyor karışım neydi? Teyze diyorum şekerli tuzlu soğuk diyorum. Oranı ne diyor? Ne edeceğim? Aynı ne oran olabilir? Yani hep keramette bir şey arıyorum. Şimdi bakın. Mucize diye bir şey yok. Mucize bilmek. Bakın. Bana soruyorlar. Çocuğum piyanist olmak istiyor ne yapsın? Piyano çalsın. Hocam çocuğum koşucu olmak istiyor. Koşsun. Çocuğum kuaför olmak istiyor. Saç kessin. Ya cevabı içinde gizli. Hocam çocuğum matematikçi olmak istiyor. Matematikle uğraşsın. Çarpsın, bölsün. Millet ne bekliyor biliyor musun benden? Magic bekliyor. Yani ne o? Bir mucize. Şunu diyeceğim. Hocam benim çocuğum iyi bir piyanist olmak istiyor. Ne yapsın? Yumurtayı çırpın. Karabiber koyun içine. Limon tuzu. Başından sürsün, kulağını soksun. Bunu bekliyor benden. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Şimdi sevgili dinleyenler, mucize yoktur. Mucize çalışmaktır. Mucize çok ter dökmek. Çok gözyaşıdır. Ben çok çalıştım. Çok ağladım ben ders çalışırken. Oturmaktan basur oldum. Yani onun için hala çatlan şeyini çekiyorum ben. Onun için başarı bir ağrıdır. Nerede bir ağrıdır biliyor musun? Siz biliyorsunuz. Saygılar, sevgiler.